çözeceğim pazar sabahında. 2 saat 45 dakikayı ayarlayacağım. Evet, tekrardan selam. Şimdi deneme çözeceğim. 3-4-5'in denemesini çözeceğim. Şu şekilde göstereyim. Kutulu bir deneme. Çok şık, çok hoş duruyor. İçinde 5 tane deneme var. Ben şimdi ilkiyle başlayacağım. Bir adet kolay, 3 adet orta, 1 adet ileri seviyesi deneme var. Bu şekilde böyle kademe kademe ilerlemesi aslında çok iyi. Çünkü mesela kolayı çözdünüz, eksiklerinizi belirlediniz, yapamadığınız soruları belirlediniz. Sonra onları anlayıp güzel bir şekilde ortaya geçiyorsunuz. Yani aslında deneme etmeniz yükselerek gidiyor denemeler zorlaşmasına rağmen. Bu şekilde. Çok şık bir paketi var. Şimdi bunun kutunu açıyorum. Burada da cevap anahtarı var. Hepsinin tek tek cevap anahtarları var. Bu ilk deneme. Bu şekilde de zorlukları derecelendirmiş. Kolay ortayla orta arasındaki şuradaki bir zorluk seviyesine sahip. İleriki denemelere baktığımızda şunu şöyle koyayım kenara. Şöyle zorlaşıyor. Yavaş yavaş kırmızılaşıyor çünkü. Son deneme mi? Evet, bu son deneme. Şimdi bu deneme bir efsane olacak. Böyle kanalda hiç beraber deneme çözdüğümüz bir vlog yoktu. Ben de o yüzden hani sizinle beraber bir tane böyle deneme çözme vlogu çekmek istedim. Deneme çözerken çok fazla çekmeyeceğim ama böyle deneme çözdüğüm bir günü bu tarz vloglamak istedim. Umarım ki beğenirsiniz. Şimdi ilk başta pet şişemizdeki ambalajı da çıkartalım. Ben ilk denemelere dümdüz uçlu kalemle giriyordum. Hiç kurşun kalem benim için çok önemli değildi. Ama daha sonrasında biliyorsunuz 3-4-5'in Türkiye provası oldu ve şu ÖSYM'nin kutusundan dağıtıldı. O yüzden ben de bunu da çözüyorum ve her seferinde şekerim hazır bir şekilde bekliyor ne olur ne olmaz diye. İçinde kalemler değişti normal olarak. Çünkü çok fazla kullandım. Şu şekilde böyle bir deneme setiyle gidiyorum denemeleri. Hafta içi olan denemelerde unutuyorum bazenleri ama olabildiğince bunları kullanmaya çalışıyorum. Yani şu sisteme alışmaya çalışıyorum. Şimdi o zaman başlayalım. 8-45 dakika içerisinde başlayalım. Güzel tam bir başlama olsun yani. Biraz fotoğraf çekeyim ortama. Ondan sonra da başlayalım. Arkadaşlar selam. Videonun hangi kısımlarının kaldığını tam olarak bilemiyorum ve şu arkada bir ışık var şu anda. Tam olarak bilemiyorum ama maalesef ki kameradaki bazı görüntüleri, bu videonun devamı olan görüntüleri sildim. Çok sinirliyim bu konu hakkında ve ben bu hatayı bayağı ya 1,5 yıldır falan hiç yapmıyordum. Her videomu hani yedekleyerek gidiyordum. Hiçbir videom gözden kaçmıyordu. O yüzden böyle bir hata yaptığım için kendime çok sinirlendim. Ama yapacak bir şey yok. Ama galiba anladığım kadarıyla videolara baktığım zaman deneme sonucu bahsettiğim kısımda kalmışız. Ben ondan sonra deneme sonucumdan bahsettim. Sonra AYT edebiyat çalıştık beraber. Reels çektik falan. Bir sürü şey daha yapmıştım. Çok sinirleniyorum böyle olduğu zaman ama neyse deneme netinden bahsedelim. Bunun zaten bir reels'ını çekmiştim. Videoda işte çekmiştik orada beraber. Ama şimdi beraber açtım buradan da konuşalım. Nelerden bahsettim hatırlamıyorum ama denemenin normal bir düzeyi vardı. İlk başta netlerimden bahsetmeden önce bundan bahsedeyim. Türkçesi gayet normaldi yani ne zordu ya ne de çok kolay hepsini işaretledim çıktım diyebileceğim bir şeydi. Yani tam düz ayardı ilk denemeye göre normaldi yani. Tarihi kolaydı. Coğrafyası da
yapabildim. Coğrafya çalışınca gerçekten yapabiliyormuşum. Felsefe ve din de güzeldi. Sosyalden güzel bir beklentim var. Matematiğim, yani burada zorluk seviyesi olarak şu şekilde orta seviyenin biraz altında diyor. Ve ben buna rağmen yine de 21 mi 23 mi de o tarz bir şey kodlamıştım. Yani hani ilk deneme, kolay deneme, ben buna rağmen matematikte böyle kodluyorum. Üzücü bir tık. Bu açıdan üzücü bir tık. Yani umarım ki matematik netlerimi arttıracağım. Siz matematikte kaç net yapıyorsunuz? Onu da aşağıda bir maksına yazabilirsiniz. Ve matematiğin 25'in üzerine sabitleyen arkadaşlarım, canım, takipçilerim, canlarım. Bunu nasıl yaptınız? Yani büyük ihtimalle geometri yapıyorsunuzdur. Permütasyon, kombinasyon yapıyorsunuzdur. Gerçi ben bu denemede ilk defa permütasyon ve üslü sayı yaptım. İlk defa, hem de ilk defa yani. Kendimi tebrik etmek istiyorum. FKB yani fende normaldi. Bildiğim her şeyi yapabildim. Hani güzeldi o da. Fizikte hiç yapmadım çünkü bildiğim hiçbir şey yok daha. Umarım ki o da olacak. Netlerimi konuşacak olursak da Türkçe 33.75 net. Toplamda 35 doğru, 5 yanlış. Sonra sosyale geldiğimiz zaman bir tane tarihten yanlışım var. Coğrafya full. Coğrafya çalışmam gerçekten işe yaramış. Kendimle gurur duyuyorum. Darısı bütün sosyalin başına yani. Sonra bir tane felsefe, bir tane de din var. Yani toplamda 17 doğru 3 yanlıştan 16-25 net ediyor. Sonra matematik var. Matematikte 24 tane soru kodlamışım. 22 doğru 2 yanlış ile 21,5 net elde etmiş oluyoruz. İlk defa üst sayıları çözdüm. Bazılarında o anlık saçma bir mantık düşünmüşüm. Hani sorunun yarısına kadar doğru düşünmüşüm. Diğer yarısını yanlış düşünmüşüm. Ve biraz problemlerde sıkıntı çektiğimi fark ettim bu denemede. Umarım ki onları düzelteceğim. Yani düzelteceğime olan inancım var çünkü. O yüzden düzeltebilirim diye düşünüyorum. Buna kendime inandırmak istiyorum. Ama biraz yani gerçekten problemleri yapamadım. Burada mesela problemleri yapamadım. Fonksiyon gene yapamadım. Şu soruyu yapamadım. Ya da buradaki iki tane problemi yapamadım. Durdurup bakabilirsiniz isterseniz. Kolay olsa da yine de bir tane permütasyon sorusunu yapmış olmak beni mutlu etti. Biraz daha kendimden iyi bir şey beklerdim geometri açısından. Geometride iki tane mi? 3 mü 4 mü? Sonra fene geldiğimiz zaman 6 doğru 2 yanlış ile 5,5 net ediyor ve toplam netinde 77 oluyor. İlk denemeye göre güzel. Umarım ki artarak devam eder. Güzel bir şekilde analizini de yaptım bu denemenin. Ama işte matematiği bir tık daha hani problemlere yoğunlaşmak istiyorum. Hatta geçen gün story'den size de sordum problem ile alakalı kitap önerinizi. Umarım ki böyle güzel bir deneme tarzı bir kitap bulursam ona bakmayı düşünüyorum. Yani deneme netlerim bu şekildeydi. Gerçekten videoya çok üzüldüm ve aslında sizden de özür dilemek isterim. Yani çünkü burada bir artık YouTube 4 senenin ardından bu benim bir işim aslında. Ve ben bu işi size en güzel şekilde sunmak, en güzel bir şekilde hani size göstermek istiyorum. En güzel şekilde, en güzel çekim açıları, en güzel şarkılar, en güzel edit şekli. Videoların uzunluğu güzel olsun. Video güzel olsun. Boş konuşma olmasın. Bu biraz zorluyor beni. Zamanında videolar gelsin. İnsanları o video doyursun. O insanlar videoları izlerken zevk alsın. Ama bu video böyle oldu. Gerçekten özür dilemek istiyorum tekrardan. Umarım ki videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Ne kadar aldınız, neresini izlediniz, neresini izlemediniz bilmiyorum ama özür dilerim tekrardan. Umarım ki bu videoyu yarın, yani şimdi bu videonun editine başlayacağım. Çarşamba günü 5'te izleyeceğim. Siz bu videoyu izlerken ben dershanede derste olacağım. O yüzden yorumlarınızı cevaplayamayacağım. Ama herhangi bir sorunuz varsa hem soru kitapçığımı yakası artık çık hayatımdan soru kutucuğu bırakacağım hem de matematik netlerini soracağım. Oraya da yazabilirsiniz. Ve bu şekilde bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer ki videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanıma hala abone değilseniz abone olmayı ve video hakkında veya kanım hakkında herhangi bir öneriniz, düşünceniz, fikriniz, yorumunuz varsa onu da aşağıda bilmekse bekliyorum ve ayrıca kanalımın videonun kesinlikle paylaşsanız çok çok seviyorum ve çok çok da mutlu olurum. Umarım ki başka bir tekrardan görüşebiliriz. Size çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bye bye.